Herkese merhaba. Bu video serisinde dolaşım sistemini anlatmaya çalışacağım. Bu video serisinde dolaşım sistemine giriş ve genel bilgiler olacak. Ancak daha ayrıntılı çalışmak istiyorsanız veya daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacınız varsa daha spesifik konularda videolarda çekmeyi planlıyorum. Dolaşım sistemi dediğimiz zaman başlıca aklımıza iki şey gelecek. Bunlardan birincisi sindirim ile alınan besin maddelerinin ve solunum ile alınan oksijenin hücrele, hücrelere ulaştırılması fonksiyonu. Bir diğer önemli fonksiyon ise bu maddeler hücrelere ulaştıktan sonra bir aktivite olacak. Hücrenin bu aktivitesi sonucunda artık maddeler meydana gelecek. Bu maddelerin de gerek böbrekle gerek de akciğerleriyle atılmasını sağlaması dolaşım sistemi aracılığıyla olacak. Dolayısıyla bu iki fonksiyonu mutlaka bilmemiz gerekmekte. Şimdi dolaşım sistemi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek ona bir bakalım. Öncelikle kalp. Latincesi core dediğimiz merkezi bir organ pompa görevi görecek. Bir diğer önemli yapılar ise damarlar. Bu damarları kendi arasında atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar diye ifade edebiliriz. Yalnız şunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Genellikle dolaşım sistemi dendiği zaman kalp ve damarlar akla gelir. Ancak bir unsur daha var. Bu da lenfatik sistemdir. Lenfatik sistemi de mutlaka akılda tutmak gerekmektedir. Yalnız şöyle bir durum var. Bazı kitaplarda kardiyovasküler sistem diye ifade edilebilir. Bu kardiyovasküler sisteme kalp ve damarlar ifade edilebilir. Bunu da görebilirsiniz. Ancak dolaşım sistemi dediğimiz zaman kalp, damarlar ve lenfatik sistem her üçünü de mutlaka bilmeniz gerekmektedir. Şimdi damarlar ne işe yarar? Lenfatik sistem nedir? Kabaca bunu bir görmeye çalışalım. Sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz bir arter gösterilmiş. Arterin içerisinde besinden ve oksijenden zengin kan var. Bu kan kapiller damarlara gidecek. Daha sonra ise kapiller damarlara gelen bu kan hücreleri hem besin maddeleri hem de oksijeni ulaştırmak üzere interstisyel aralığa yani hücreler arası sıvıya bu maddeler iletecek. Kapillerle gelen dediğimiz gibi oksijenden ve besinden zengin kan hem oksijeni hem de besini besinleri interstisyel aralığa iletecek. Daha sonra bu aralıkta bu oksijen ve besinler hücrenin içerisine girecek ve hücre metabolizması sonucunda bunlar kullanılacak. Atık maddeler ise yine hücreler arası boşluğa gelecek ve daha sonrası hücreler arası boşlukta bu atık maddeler kapiller aracılığıyla venlere doğru yönelecek. Ancak kabaca şöyle diyebiliriz. Yaklaşık 100 birim e, maddenin, besin maddesinin işte 85 birimi veya 90 birimi geri emilecek. Yaklaşık 10 veya 15 birim kadar emilmeyecek. Bu emilmeyen bölüm ise lenfatik sistem dediğimiz daha sonra ayrıntılı olarak anlatacağım sistem aracılığıyla yine venöz sisteme direne olmak üzere belli bir mekanizma ile toplanacak. Dolayısıyla dolaşım sistemi dediğimiz zaman bir merkezi organ olarak kalp var. Bir diğer bölümü damarlar. Bu damarları arterler, kapiller ve venler diye üçe ayıracağız. Bir de son olarak lenfatik sistemi mutlaka bilmemiz gerekecek. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şematize edilmiş haliyle dolaşım sistemine baktığımız zaman ortada bir merkezi organ var. Buna kalp diyoruz. Kalpten çıkan ve kalbe giren bazı damar yapıları var. Bakınız yukarıda iki tane damarın kalpten çıktığını görüyorsunuz ve kalbe giren yapılara bakacak olursak farklı bir renkte göstermeye çalışalım şu yapıların kalbe girdiğini görebiliriz. Şimdi kalpten çıkan damarlara baktığımız zaman bunlardan biri tüm vücuda doğru gidecek, bir diğeri ise akciğerlere doğru gidecek. Daha sonra tüm vücuda giden damarlar tekrar birleşecek, bir venöz ağla tekrar kalbe gelecek. Akciğerlere gidenler de akciğerde gerekli işlemler yapıldıktan sonra nedir bu gerekli işlem? Oksijenin e, alınması ve karbondioksitin atılması gibi gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar kalbe doğru gidecektir. Bunlardan Şöyle gösterecek olursak, akciğerlere giden ve akciğerde oksijenden zenginleşen daha sonra ise kalbe gelen damarlar küçük dolaşım veya pulmoner dolaşım diye ifade edilecektir. Mantık oksijenden fakir kanın e, oksijenden zengin hale getirilmesi. Bakın şu, şu bölümde oksijenden fakir kan akciğerde de zenginleşecek ve daha sonra zengin hali kalbe gelecek. Bir diğer gösterdiğimiz ise tüm vücuda kalbin gitmesi şey damarların gitmesiydi. Kalpten çıkan damarın tüm vücuda gitmesi ve bu bölümde dağılması, daha sonra ise daha sonrası tekrar kalbe doğru gitmesi. Bu mekanizma da oksijenden zengin kanı taşıyacak. Daha sonra tüm vücuda geldikten sonra oksijen kullanılacak ve daha sonrasında ise oksijenden fakir kan kalbe gelecek. Buna ise sistemik dolaşım veya büyük dolaşım diyoruz. Bunun da temel mantığı oksijenden zengin kanı tüm vücuda dağıtmasıdır. Burada şunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Bakınız kalpten çıkan iki farklı damardan bahsettik. Bunlardan bir tüm vücuda gidecek dedik. Bir diğeri ise akciğere gidecek dedik. Her ikisi de kalpten çıkıyor. Tüm vücuda giden oksijenden zenginken akciğere giden ise oksijenden fakir olduğunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Daha sonraki slaytlarda bunun neden bilmeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz dedik ki damarları arterler, venler ve kapiller damarları olmak üzere 3'e ayıracağız. Bunlardan arterler kalpten kanı götüren demek. Bakınız biraz önce bahsettiğimiz iki tane damar çıkıyor dedik. Birinde oksijenden zengin kan, birinde ise oksijenden fakir kan dedik. Arterler kalpten kanı götüren damarlar olduğu için her ikisi de arter olarak ifade edilecek. Yani oksijenden fakir kan da arter olarak ifade edilecek. Bazen şöyle bir yanlışa düşürebiliyor. Arter denilen şeyin sanki her zaman oksijenden zengin olacağı hatasına düşürebiliyor. Bunu mutlaka kafanıza bulundurun. Arter dediğimiz zaman kalpten kanı götüren damarlar diye aklımıza gelecek. Ven dediğimiz zaman ise, venler ise kalbe kanı getirenler. Örneğin akciğerde oksijenden zenginleşen damarlar, oksijenden zenginleşen kan belli damarlarla kalbe doğru gelecek. Bunlar kalbe doğru gelen damar içerisinde oksijenden zengin kan taşımasına rağmen kalbe doğru geldiği için ven olarak ifade edilecek. Aynı şekilde sistemik dolaşımda da oksijenden fakirleşmiş kan kalbe doğru yöneldiği için bunlar da ven olarak ifade edecek. Dolayısıyla, dolayısıyla arter dediğimiz şeyin kalpten kanı götüren damarlar olduğunu, venlerin ise kalbe kanı getiren damarlar olduğunu mutlaka bilmemiz gerekmekte. Bakınız oksijenden fakir ve oksijenden zengin kavramının her ikisinde gördünüz. Bunların her ikisi de kalpten götürdüğü için arter. Tam tersi ise şu bölümlerdekiler ise kalbe getirdiği için ven olarak ifade edilecek. Şimdi kalp dedik, kalp nedir ona bir bakalım. Tabi bu genel hatlarla bahsedeceğiz. Daha ayrıntısını kalp videosunda anlatmaya çalışacağım. Kalp dediğimiz şey içi boş bir e, yapıda organdır. Tıpkı kitabı bilgi olarak şu yazar. Emme basma tulumba gibi kanı bütün vücuda pompalar diye söyler. Yine kitabı bilgi herkesin sağ e, yumruğu kadardır. E, yaklaşık 250-300 gram kadardır diye ifade edilir. Bunları biliyoruz zaten. Hızlıca geçeceğim. kalp dediğimiz şey belli bölümlerden oluşacak. Bunlardan biri Apex cordis bir diğer ise bazis kısmı. Şimdi şunu mutlaka bilin. Apex dediğimiz şey tepe, zirve anlamına gelecek. Ancak lokalizasyonu veya vücutta duruş açısına göre baktığımız zaman aşağıdaki bölümünü apex diyoruz. Şematize olarak baktığımız zaman tabi zirve bölümü ancak vücutta lokalizasyon olarak aşağıya denk gelen bölümü. Bu nedenle bu anlam karmaşasını kafanızda, sil, kafanızdan silmenizi istiyorum. Vücudun başka yerlerinde de göreceksiniz daha sonra. Örneğin sakrumda göreceksiniz. Apex dediğimiz kısım yani zirve, tepe dediğimiz kısım anatomik pozisyona göre aşağıda kalacak. Yine kalpte de aynı şekilde apex dediğimiz şeyin aşağıda olduğunu, bazisin taban dediğimiz yapının ise daha yukarıda olduğunu göreceğiz. Sol tarafta kalbe önden bakıyoruz. Sağ tarafta ise arkadan bakıyoruz kalbe. Şimdi önden baktığımız zaman kalbin ön tarafında belli yapılarla komşuluğunu biliyoruz. Nedir bu yapılar? Vücudun orta hattında bulunan sternum. Onun hemen yan taraflarında bulunan, orta hatta bulunan sternum yan taraflarında bulunan kostalar yer alacak. Dolayısıyla kalbe ön taraftan baktığımız zaman buradaki yüzüne fasies sternocostalis ismini vereceğiz. Ön ve bir miktar üst tarafındaki yüzüne fasies sternocostalis. Yani hem sternum'da hem de kostalar ile birbirine baktığından dolayı bu şekilde ifade edilmiş. Bir diğer yüzü ise aşağı bölümü, aşağıda yer alan bölümü bu da diyaframayla komşuluk yapacak. Buna fasies diyaframatika diyeceğiz. Arkadan baktığımız zaman fasies diyaframatikayı rahat bir şekilde oldukça belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Yine şöyle bakmaya devam edersek kalbin üzerinde bazı oluk yapıları önemli. Bu oluklardan damarlar geçecekler. Örneğin her iki atriyumun arasında yer alan ve yukarı düzeltiyorum. Her iki ventrikülün arasında yer alan ve yukarıdan aşağı doğru seyreden önden baktığımız zaman bir oluk bulunacak. Bu ola sulcus interventricularis anterior diyeceğiz. Yani ön tarafta ventriküllerin arasındaki oluk. Şöyle bir bakacak olursak her iki ventükülü görüyoruz. Şu bölümde oluk yer alacak. Sulcus interventricularis anterior. Aynısı arka tarafta da var. Her iki ventükülün arasında yer alan oluk sulcus interventricularis posterior olarak ifade edilecek. Dolayısıyla her iki ventükülün arasındaki ön tarafta ve arka taraftaki olukları görmüş olduk. Sulcus interventricularis anterior ve posteriorları. Bir diğer oluk ise şöyle göreceğimiz sulcus coronarius dediğimiz şöyle yine görebileceğimiz oluk. Koronarius, korona e, zirve tepe anlamına gelecek veya taç anlamına da gelecek. Taç gibi bir oluk şöyle düşünebilirsiniz. Kabaca C harfine benzeyecek şu bölüme oturacak diye düşünebilirsiniz. Şimdi kalbin boşluklarına bakalım. Kalbin 4 adet e, boşluğu bulunacak. Bunlardan iki tanesi atrium, iki tanesi ventükül olarak ifade edilecek. Yukarıda sağ ve sol taraftakilerine Atrium, dextrum ve atrium sinistrum adını vereceğiz. Aşağıda ventriküler yalacak. Ventriculus dexter ve ventriculus sinister ismini vereceğiz. Genellikle şunu e, derste, teorik derslerde yüz yüze anlattığım zaman sorarlar. Birinde dextrum, diğerinde dexter veya birinde sinistrum, diğerinde sinister denmiş. Bu farklılık neden kaynaklanıyor? Her ikisi de sağ demek. Örneğin dextrumla dexter veya sinistrumla sinister de sol demek. Ancak niye bu farklılık var? Şimdi latince bazı e, dillerde olduğu gibi e, kelimelere Cinsiyet yükleyen bir dil, işte başındaki kelime, diğer kelimenin feminen veya maskülen olmasına göre... Daha sonraki kelime değişebilmekte, çekimi değişebilmekte. O nedenle atrium ve dextrum sonuna gelen ek, yani sağ veya sol anlamına gelen dextrum, dexter veya sinistrum, sinisterler farklılık gösterebilmekte. Ancak anlamı aynı olduğunu biliyorsunuz. Nasıl aklınıza tutacaksınız, nasıl bileceksiniz zamanla muhtemelen bu terminoloji rahat bir şekilde, iyi bir şekilde kafanıza oturacaktır. Bakınız atrium, dextrum sinistrumdan bahsettik. Ventriculus, dexter ve sinisterden bahsettik. 4 adet. Boşluğun olduğunu söyledik ve bu boşlukların arasında belli bölmeler veya belli açıklıklar yer alacak. Öncelikle atriumların arasındaki bölmeye bakacak olursak septum inter atrial adını vereceğiz. Atriumların arasındaki septum bölme. Bunun embriyolojik açıdan e, önemi var. Daha önce embriyolojik dönemde bu bölümde bir miktar açıklık var. Şöyle gösterecek olursak şurada bir açıklık var oval şekilli ve doğum sonrasında bu açıklığın kapandığını biliyoruz. Ancak bazı defektlerde bu açıklık kapanamayacak. Buna atrial septal defekt adını vereceğiz ve bunları kalp videosunda daha ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Yine ventriküs dexter ve sinisterden bahsettik. Bunların arasındaki bölmeye ise septum interventricular ismini vereceğiz. Bir başka görselde Atrium dextrum ve atrium sinistrum ile ventrikulus dexter ve sinister daha net bir şekilde görebiliriz. Bir diğer görebileceğimiz yapılar ise bu görselde. Atrium Dextrum'a açılan iki adet önemli ven. Bunlardan biri yukarıda, bir diğeri ise aşağıda yer alacak ve bunlara vena kavalar diyeceğiz. Vena kava superior ve vena inferior ismini verdiğimiz venler içerisinde oksijenden ve besinden fakir kan gelecek kalbin içerisine sağ atriyuma gelecek. Yani atriyum dextruma gelecek. Daha sonra ise atriyum dextrumdan bir açıklık ile ventriculus dextere geçecek. Onları da görmeye çalışalım. Bu açıkla bu kapağı triküspit kapak, kapak, diyeceğiz. 3 adet kapakçık olmasından dolayı Tricuspid kapak veya diğer bir ismiyle atrium ve ventrikül arasında. Ancak sağ taraftaki atrium ve sağ taraftaki ventrikül arasında olduğu için valva atrioventricularis dextra ismini vereceğiz. Yani sağ taraftaki atrium vent arasındaki açıklık anlamına gelen valva atrium ventricularis dextra adını vereceğiz. Daha sonra üst dextra'ya gelen bu kan, bakın şu bölüme toplanan kan bir şekilde ventrikülden dışarı iletilmesi gerekecek. Bu iletim aşamasında ise bir kapak öncelikle karşımıza çıkacak. Bu kapağı pulmoner kapak adını vereceğiz veya diğer bir ismi valva turunsi pulmonalis adını verdiğimiz açıklık. Daha sonra ise pulmoner kapaktan geçen, öncesinde ventriküs dekselde de, bulunan ve pulmoner kapaktan geçen kan Turunkus pulmonalisin içerisine gelecek. Turunkus Pulmonalis'te bir miktar ilerledikten sonra daha sonra sağ ve sol tarafa doğru ayrılarak e, devam edecek. Bir diğer göreceğimiz yapı ise atrium sinistruma dikkat edelim. Bakın sol taraftaki atriuma dikkat edecek olursak arka tarafında vena pulmonalis dediğimiz 4 adet pulmonel venler bulunacak. Bunları şu an bir tanesini görebiliyoruz bakış açımızdan dolayı. Ancak 4 adet bulunacak. Bunlara her iki taraftan şöyle gösterecek olursak atrium sinistrumun her iki tarafı da kabaca şöyle gelecek. Bir diğerleri de şöyle gelecek. 4 tane gelen bu kan atrium sinistruma girdikten sonra daha sonra ventükülü sinistere geçmesi gerekecek. Ventükülü sinistreye geçerken de bir küspit kapak veya mitral kapak veya diğer bir ismine valva atrioventükülare sinistrum dediğimiz açıklıktan geçecek ve ventükülü sinistere ulaşacak. Ventükülü sinistere ulaşan bu kan ise aort ile vücuda ulaşmak üzere ilerlemek zorunda. Aorta geçmeden hemen önce bir açıklık karşımıza çıkacak bir kapak. Buna aort kapağı veya valva aorta adını vereceğiz. Şu kapağı görüyoruz. Daha sonra ile ise aorta devam edecek. Aortu zaten daha önceki videolarda görmüştünüz ve bundan sonra da tekrar edeceğimiz üzere bir aorta ascendens bir arkus aorta bir de bu görselde net bir şekilde görünmeyen aorta descendens dediğimiz bölümden oluşacak. Bir başka görsele baktığımız zaman kalbin sağ yarımı ve kalbin sol yarımına dikkat edelim. Sağ yarımına yani atrium dextrum ventriculus dextere gelen kan oksijenden fakir kan Buraya nereden gelecek? Vena cava superior'dan, vena cava inferior'dan gelecek. Ve bir miktarda kalbin üzerindeki ufak e, açıklıklardan, ve, venöz damarlardan gelecek. Daha sonra sağ tarafa gelen bu oksijenden fakir kan, oksijenden fakir kan, Yine hatırlayacağınız üzere nereye gidecekti? Yukarıda akciğer göstermiştik. Şematik olarak çizdiğimiz görselde. Akciğere doğru ilerleyecek. Akciğere ilerlerken turunkus pulmonaristen geçecek ve ikiye ayrılacak. Sağ ve sol taraftaki akciğerlere doğru gitmek üzere. Sol taraftaki kalbin sol yarımı ise şöyle göstereceğim üzere sol yarımı ise atrium sinistrum'dan oluşacak ve ventrikulus sinister'den oluşacak. Atrium sinistrum'a gelen pulmoner venler şöyle göstereceğiz. Bakınız her iki taraftakini de görebilmekteyiz. Tekrar edelim. Şimdi gösterdiğim vena rahatlıkla görebilir. Şunlar bir miktarda daha, daha devam edecek ve atrium sinistrum'a girecek 4 adet bulunacak. 4 adet ven, vena pulmonalisler Atrium sinistruma girdikten sonra oksijenden zengin kanı öncelikle e, ventrikülü sinistere getirecek. Daha sonra ise aort ile tüm vücuda dağıtmak üzere ilerleyecek. Şöyle bir sistol ve diastol kavramlarına da bakalım. Diastol dediğimiz şey gevşeme veya içerisinde kanın donbo, dolması anlamına gelecek. Bakınız şu an her iki tarafta da atrioventriküler kapaklar yani atriumlar ile ventriküler arasında bulunan kapaklar açık. Dolayısıyla atriumdaki... Kan ventüküle geçecek her iki tarafta da. Ve bu sayede ventüküller bir miktar genişleyecek ve dolacak. Dolayısıyla ventükülün diyastrolü veya kalbin diyastrolü diye ifade edeceğiz. Sistol dediğimiz şey ise kasılma ve kanın pompalanması. Sağ taraftaki görsele dikkat ederseniz bu kapaklar öncelikle kapanmış. Daha sonra ise kalp bir miktar kasılmış. Kasıldığı için lümeni daralacak ve lümenin daraldığından dolayı da içerisindeki kan hem trunkus ile hem de aortla ilgili yerlere gitmek üzere ilerleyecek. İşte biz bu mekanizmaya diastol ve sistol diyoruz. Şöyle baktığımız zaman öncelikle sol tarafa odaklanalım. Bakınız vena kava superior, vena kava inferior sağ atriyuma gelecek kan, daha sonra sağ ventriküle geçecek. Buradan da trunkus ile ilerleyecek, her iki taraftaki vene gidecek. Sol, kalbin sol yarımına bakacak olursak atrium sinistrumu görüyoruz. Bakınız 4 adet ven gelecek. içerisinde oksijenden zengin kan bulunacak. Daha sonra sağ atriumdan sağ ventüküle doğru ilerleyecek. Sağ ventükülden ise şöyle bu bölümde tam gösterilmemiş olan aorta doğru ilerleyecek ve şu an görebildiğimiz aortun içerisinde devam edecek. İlgili yerlere gidecek. Sağ taraftaki şematize görselde dikkat ederseniz bakınız atriumdan önce ventriküllere geçiyor kan daha sonra ise e, sağ taraf için truncus pulmonaris ile sol taraf için de aort ile ilgili yerlere ulaşmak üzere ilerliyor. Bir başka görselde bu mekanizmayı tekrar anlamaya çalışalım. Bakın sağ atriyumda kan bulunacak. Sağ atriyumda bulunan kan öncelikle sağ ventriküle geçecek ve bu geçiş sırasında bu kapakçık açık olacak. Tricuspid kapak veya Valva Atrioventricular Stakes ismini verdiğimiz kapak açık olacak. Dolayısıyla sağ tümçesindeki kan sağ ventriküle geçecek. Hemen ortadaki görselde bunu görüyoruz. Bakınız sağ ventriküle geçmiş. Sağ ventriküle geçen kan geriye doğru gitmemek için, kaçmaması için bu kapağın kapalı olması lazım. Bu kapak kapalı olacak. Ancak bu kanın bir şekilde ilerlemesi lazım. İlerleyebilmesi için de trunks pulmonarisinin açılması lazım. Burada henüz açılmamış belli bir süre sonra açılacak ve daha sonra trunks pulmonalis'e geçebilmesi için bu kapaktan geçebilmesi için kapak açıldıktan sonra trunks pulmonalis'e ilerleyecek ve akciğerlere doğru yönelecek. Sağ taraftaki görselde de gördüğünüz üzere trunks pulmonalis'e giden kan da geri kaçmamak için bu kapağın tekrar kapanması gerekecek. Dolayısıyla mekanizma bu şekilde. Şu an gösterdiğim sağ atrium, sağ ventrikül ve trunks pulmonalis aynı mantıkla sol atrium, sol ventrikül ve aorttan da ilerlediğini kafanıza canlandırabilirsiniz. Bir diğer göreceğimiz şeyler ise atrioventriküler kapaklar. Biraz önce bahsettiğimiz üzere hem sağ tarafta hem de sol tarafta atriumlar ile ventriküller arasında atrioventriküler kapaklar yer alacaktı. Bu kapakların aşağıda ventriküllerin çesi tutunmasını sağlayan muskulöz papillerse ve korda tendinealar vardı. Bunları daha sonra kalp videosunda ayrıntı olarak anlatacağız. Şimdi bu kapakların temel fonksiyonu şu. Sistolde kapalı olacak. Sistol sırasında kapalı olacak. Bu sayede ventrikül içerisindeki kanın geriye doğru atriyumlara doğru kaçmasını engelleyecek. Yani şu şekilde kaçmasını engelleyecek. Sol üst tarafa dikkat ederseniz sol taraftaki en üst ve sol taraftaki görselde kapakların açık olduğunu görüyorsunuz. Şu an atriyumdan ventriküle bir kan akışı var. Onun hemen yan tarafındaki durumda ise bu kapaklar kapalı. Dolayısıyla ventrikülün içerisindeki kan ya trunks pulmonalis ya da aort ile ilgili yerlere gitmek üzere ilerleyecek ve bu kapağın kapalı olması nedeniyle de geriye doğru kaçamayacak. Şimdi normalde sol taraftaki gibi olacak. Dediğimiz gibi ventükül kasıldığı zaman yani sistol olduğu zaman sağ veya sol olmasına göre trunks pulmonalis veya aort ile ilgili yerlere gitmek üzere ilerleyecek. Ve bu kapak kapandığı için de kan yukarı doğru kaçamayacak. Yani atriyuma doğru kaçamayacak. Ancak belli hastalıklarda örneğin mitral kapak prolapsusu gibi hastalıklarda bu kapak bir miktar açık kalacak. Tam olarak kapanamayacak, sarkacak. Bu gibi durumlarda ise ventükül kasıldığı zaman sistolünde bir miktar kan yukarıya doğru yani atriumlara doğru geri kaçacak. Şimdi kalbin damarlarına bakalım kabaca. Daha sonra ayrıntı olarak bahsedeceğimizi söyledik. Hatırlayacağınız üzere şu bölüme biz aort ismini vermiştik. Aorta ascendens. Daha sonra arkus aorta ve daha sonra bu görselde görünmeyen aorta descendens yer alacak diye söyledik. Aorta ascendensin Hemen başlangıç bölümlerinde iki adet açıklık bulunacak ve bu açıklıklardan birer damar sağda ve solda birer adet olmak üzere toplam iki adet damar başlayacak. Bunlara koroner damarlar denecek. Arteria coronaria dextra ve arteria coronaria sinistra. Daha sonra aorta ascendens yukarı doğru gittikten sonra arkus Aort'a olacak ve arkus aorttan truncus brachiocefalicus, arteria carotis communis sinistra ve arteria subclavia sinistra olarak 3 tane dal çıkacak. Hatta bazı e, kaynaklarda veya bazı kitaplarda şöyle bir soru karşınıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Aort'un ilk dalı veya dallarıdır diye soru karşınıza gelebilir. A şıkkına truncus brachiocefalicus'u koyarlar. İşte D'ye veya işte E'ye koroner damarların e, birini veya ikisini yazabilirler. Dolayısıyla bu gibi sorularda hataya kapılmamak için tüm şıkları okumanızda fayda var ve aorttan çıkan ilk damarınız, ilk dalın ise koroner dallar olduğunu, arteri koroner dextra ve sinistra olduğunu bilmenizde fayda var. Şimdi bu görsele dikkat edelim. Şu an biz arkadan bakıyoruz. Arkadan baktığımız zaman e, biraz önce bahsettiğimiz üzere fasiyes diyaframatikadan bahsetmiştik ve da, e, kalbin üzerinde bazı arter ve ven yapılarını görüyoruz. Bu arterler ve venler daha ayrıntılı anlatılacağı için yüzey olarak ifade edeceğim. Venlerde vena cordis, magna, media ve parvo olarak farklı farklı venler olacak ve bu venler sinüs koronarius'a direne olacaklar. Büyük bir kısmı, hepsi değil büyük bir kısmı. Daha sonra sinüs koronarius ise sağ atriuma direne olacak diye ifade edeceğiz. Şimdi bir başka görsele bakalım. Bakın sol alt taraftaki görsel bir otopsi görüntüsü muhtemelen. Transvers bir kesi yapılmış. Şu bölümde Siyahlıklara dikkat edelim. Kalbin şu bölümde siyahlık ve hemen yan tarafında bir miktar sarı dokunun olduğuna dikkat edelim. Bir diğer görselde ise dikkat ederseniz damar yapısını ve damarın bir şekilde bir hasara uğradığını, tıkandığını görebilmektesiniz. Daha ilerisinde ise belli bölgelerin siyah olduğunu, daha koyu renkte olduğunu görüyorsunuz. Bu gibi durumlarda damar e, tıkanması ve daha sonra ise bu tıkanmanın devam etmesinden dolayı nekroz olabileceği karşı. E, aklımızda bulunması lazım. Dediğimiz gibi bu bölümde damar tıkanmış ve daha sonra nekroz ile karşılaşmışız. Buna miyokard enfarktüsü diyoruz. E, miyokard enfarktüsü sol taraftaki görselde bakınız şu bölümde nekroz bölgesini rahatlıkla görebilmekteyiz. Şimdi bir diğer bileceğimiz şey ise kalbin ileti sistemi, iletim sistemi. Bir sinüatriyal not, bir de atrioventriküler not dediğimiz iki adet e, not bulunacak kalpte. Şöyle gösterecek olursak sinüatriyal not ve atrioventriküler not. Bunları daha ayrıntı olarak göreceğiz ama kabaca bir bakacak olursak sinüatriyal not kalbin ritmini belirler. Buradan çıkan elektriksel uyarılar ilerleyecektir ve daha sonra bu uyarılar atriyumlarda dağıldıktan sonra atrioventriküler noda gelecektir. Atrioventriküler noda geldikten sonra ise bu atrioventriküler notta uyarı olacaktır. Bunlar da aynı şekilde aynı mantıkla ventriküllere doğru ilerleyecektir. Bunu daha ayrıntılı göreceğiz. İşte bu aradaki fibroz yapıyı veya atım hızını bunların hepsini daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şöyle bir baktığımız zaman kalbin projeksiyonuna dikkat edelim. Orta attım bir miktar bakış açımıza göre ise o kişinin ise sol tarafında daha yoğun olacak şekilde lokalizasyon olduğunu söylüyoruz. Bakınız şu bölümde önce sinatriyel nottan daha sonra e, dağıldıktan sonra atriyoventriküler noda geldiğini ve atriyoventriküler nottan ise ventriküllere dağıldığını görebilmektesiniz. Bu e, elektriksel uyarı Elektrokardiyografi ile e, fark edilebilir veya algılanabilir. Şöyle ki bu görselde üst tarafta gördüğünüz normal bir elektrokardiyografi EKG, aşağıda ise bir e, patoloji var. Ritim düzensiz. Yukarıda normal ritimde, aşağıda ise düzensiz aritmi dediğimiz bir durumla karşı, karşı karşıya kalabiliyoruz. Dediğim gibi bunlar daha ayrıntılı göstereceğimiz için şu an hızlıca geçiyorum. Bir diğer göreceğimiz şey ise kalbi kaplayan bir zar yapısı. Buna perikardiyum adını vereceğiz. Perikardiyum kalbin etrafında bulunacak bu perikardiyum ve kalbin atımı esnasında, sistol ve diastoli esnasında sürtünmeyi engelleyecek. Bu açıdan oldukça önemli. Perikardiyuma baktığımız zaman şu bölümde perikardiyum rahat bir şekilde görebiliriz. Hemen yan tarafındaki görselde ise kaldırılmış ve kalp dokusunu görebiliyoruz arkadaşlar. Alt tarafta ise sol alt tarafta kalp çıkarılmış perikardiyumun kendisini görüyoruz. Burada da ise perikardiyum açılarak kalp dokusunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Tıpkı bir kese gibi kalbi saracak diye ifade etmiştik. Aynı zamanda kalp ile perikardiyumun arasında bir miktar da sıvı bulunacak. Şöyle gösterecek olursak şu bölümde bir miktarda sıvı bulunacak. Bu sayede e, sürtünme de azalmış olacak. Bazı klinik durumlar var. Bunlardan biri perikardit. Kalbi e, kese kağıdı gibi saran, saran perikardiumun, perikard dokusunun iltihaplanmasına perikardit adını vereceğiz. Perikardite bağlı olarak sıvı e, yeterince e, fonksiyonunu göremeyecek ve e, atım sırasında bir miktar sürtünme olacak ve buna bağlı ağrı oluşabilecek. Bir diğer durum ise hem dediğimiz durum. Bakınız burada perikardiyum açılmış, perikardiyum açılmış ve altında bir kanama odağını rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu kaldırıldıktan sonra kalpte görülebilecek ancak oldukça önemli bir durum. Burada hemiperi görebilmekteyiz. görebilmekteyiz. Bir diğer göreceğimiz şey, bakınız e, fresh kadavra görüntüsü muhtemelen bu. Şu bölümde aort, şurası ise sol ventükül normal bir görüntü, normal bir görüntü. Şurada kapakçıkları görüyorsunuz. Şu bölümde açıklıklar yer alacak. Bunlardan arteri koronaryaların açıldığını, oluştuğunu biliyoruz. Hemen yan tarafındaki görselde yukarıdan bakıyoruz. Bakın şu bölümde aortu göreceksiniz. Aortun başlangıç seviyesinde şu iki adet açıklık yer alacak. Bunlardan koroner arterlerin çıktığını ifade etmiştik. Bakın şu bölümde yine rahatlıkla görebileceğiz aortu ve aort kapağını. Şu bölümde aort kapağını rahatlıkla göreceğiz. Bu normal bir aort kapağı. Şunları silelim. Bakınız koroner arterlerin giriş açıklıklarını da görebileceğiz. Şu bölümde normal bir aort kapağı ve kapalı onun hemen yan tarafında ise sistole bağlı olarak ventrikülün içerisindeki kanın vücuda dağılması sonucu bu aort kapağın açık olduğunu, açıldığını göreceğiz. Bunun hemen altındaki görselde ise bir miktar stenoz darlık yer alacak. Darlık olduğu durumla karşılaşıyoruz. Aort stenoz diyoruz. Bu gibi durumda ventrikülün içerisindeki kanın vücuda pompalanması bir miktar sekteye uğrayacaktır. Aort stenozunda bir miktar e, darlık olduğunu görebileceğiz. Bir başka görsele bakalım. Bakınız, sağ ventrikül pencere gibi kaldırılmış. Pencere gibi kaldırıldıktan sonra iç kısmını e, musculus papillaris ve korda ağları görebilmekteyiz. Aynı şekilde şu bölümde kapak yapılarını görüyoruz. Bunlar e, şu an bakış açımıza göre sağ ventrikülde olduğumuz için triküspit kapağı görebileceğiz. Çünkü yukarıda atrium bulunacak, aşağıda ventrikül bulunacak. Her ikisinin arasında triküspit kapağı rahatlıkla görebilmekteyiz. Sağ üst tarafta dikkat ederseniz bakınız burada triküspit kapak e, görülebilmekte. Bu normal bir olguya ait. Bir başka görüntüde yukarıdan bakıyoruz. Bakınız şurası sağ atrium. Bu açıklık ise triküspit kapağın olduğu yer. Şöyle gösterecek olursak. Ve 3 adet küspis yapısının olduğunu rahatlıkla kavrayabiliriz. Bir başka görselde bakın şu bölümde sol üst taraftaki görselde. Şimdi ise sol e, atriyumla sol ventrikülün arasındaki kapağı yani bir küspit kapak veya mitral kapağı rahatlıkla görebilmekteyiz. Mitral kapak şu bölümde görülmekte. Onun hemen alt tarafındaki görselde de yine aynı şekilde mitral kapağı görebilmekteyiz. Bunun da patolojik durumları karşımıza çıkabiliyor. Örneğin burada da bir darlık olduğu durumlarda mitral sitenöz dediğimiz durumlarda sağ üst taraftaki görselde olduğu gibi bir darlık görebileceksiniz. Aynı şekilde aşağıdaki görselde de mitral sitenöz karşımıza çıkabilmekte. Bu stenoza bağlı olarak Kanın ilgili yere, yerden bir yerden diğer yere geçmesi bir miktar zorlaşacaktır ve buna bağlı çeşitli patolojilerle karşılaşmamız mümkün olacaktır. Bir diğer önemli yapı ise hatırlayacağınız üzere sağ atriyumla e, sol atriyum arasında, her iki atriyumun arasında bir septum olduğundan bahsetmiştik. Septum interatriale ismini vermiştik. Embriyolojik dönemde bu at, e, septumun bir miktar açık olduğunu, foramen ovale ismini verdiğimiz bir açıklık olduğunu söylemiştik. Yeni doğanda e, kapanacaktı. Ancak belli patolojilerde veya belli durumlarda bu açıklık kapanamayabilir. Bu gibi durumlarda ise septumda bir defekt olacağı için atria septal defekt ismini verdiğimiz durumla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bir açıklık olduğu zaman hatırlayacağınız üzere bir önceki e, slaytlarda biz basınç farkından bahsetmiştik. Sol tarafın basıncı daha yüksek, sağ tarafın ise daha düşük demiştik. Basınç farkından dolayı sol atrium içerisindeki kanın bir miktar sağ atriuma geçmesi söz konusu olabilecek. Yeni doğanda oldukça e, sık karşılaşılabilen bir durum. Hatta erişkinlerin de bir bölümünde herhangi bir patoloji ve meydana gelmeden e, insidental olarak da bu tanı konulabiliyor. Atrial septal defekt olduğu görülebiliyor. Bir diğer Septum defekti ise ventriküler septal defekt. Her iki ventrikül arasındaki septuma e, septum interventriküler adını veriyoruz. Burada da çeşitli nedenlere bağlı olarak bir açıklık olabilir. Bu ise daha atriyal septal defekte göre daha e, fazla klinik sonuca neden olabilecek bir patoloji olarak karşımıza çıkacaktır. Bir başka bilmemiz gereken klinik durum ise kalp masajı. Şimdi e, biz biliyoruz ki kalp durduğu zaman veya ventriküller Normalden daha hızlı çarp e, sistole olduğu zaman yani ventriküler fibrilasyon gibi durumlarda kalbin bir şekilde e, uyarılması gerekmektedir. Buna kalp masajı adını veriyoruz. Bakınız, şöyle gösterildiği gibi yukarıda e, aşağı doğru şiddetli bir bası yapılacak sternumun ve bir miktar kıkırdak kostaların aşağıya doğru basması say basması neticesinde ventriküllere bir basınç olacak. Tıpkı kalp atımında olduğu gibi yani ventriküllerin sistolünde olduğu gibi aynı mantıkla dışarıdan gelen basınçtan dolayı bu sistol gerçek